Salondaki ton sür tondan mutfaktaki siyah beyaz kontrasta geçiş yaptık. Country stili mat leke dolaplarla siyah granit tezgahın uyumu güzel. Genel dekorasyondaki kontrastın beyaz tül ve siyah braçolla devam ettirilmesi oldukça başarılı. PTT ayaklı yuvarlak masa ve haziranlı sandalyeler çok şık, ancak farbalı runner yuvarlak masaya uygun olmamış. Masadaki bohem esintiler kahve köşesine de taşınarak hasır ve bambu aksesuarlarla devam ettirilmiş. İskandinav stili gri yolluk siyah ve beyaz arasında yumuşak bir geçiş sağlamış. Sıralı avizeler her ne kadar yemek masalarının üzeri için uygun olsa da rengi itibariyle mutfağa yakışmış. Son olarak gelinimize runner yerine yuvarlak bir örtü kullanmasını tavsiye ediyor ve gelinlerin yorumlarına kulak kabartıyoruz. Hanımlar, mutfağımla ilgili yorumlarınıza başlamadan önce sizlere bir şey göstermek istiyorum. Hatta televizyon karşısında bizi izleyenleri de bir konuda bilgilendirmek istiyorum diyebilirim aslında. Elimde herkesin hemen hemen evinde bulunan bir bebek yağı ve pamuk var. Şu anda ne için kullanacağını çok merak ediyorum açıkçası. Hemen gösteriyorum. Çok kısa bekleteceğim sizi. Kettle'larımız ya da kahve cezvelerimiz biliyorsunuz ki çok çabuk matlaşıyor. Üzerinde çizikler oluşuyor. Ben bunun bir çözümünü buldum. Bebek yağı ve pamuk. Sadece bu iki ürün. Sildiğimde hemen hatta aradaki farkı da göstereceğim size kızlar. Aradaki farka bakar mısınız? Yıkandığında da böyle kalıyor mu? Kesinlikle. Şöyle söyleyebilirim aslında. Bunu şu an yağladık. Bu ilk yıkamada gene bir tık matlaşabiliyor. Ama bunu sürekli olarak yaptığımızda bu parlaklığını daima koruyor. Hatta şurada büyük kettle'da da göstereyim sizlere. Ya aslında güzel görünüyor ama bence gereksiz. Şöyle söyleyeyim, yağlanıyor yani. Bir yağın mutfak eşyasında kullanılması ne kadar doğru olur bilemedim açıkçası. Evet, görünüş bakımından evet geçiyor, güzel görünüyor. Evet. Ama bir yağın yani burada kullanılmasını ben hoş bulmadım açıkçası. Arkadaşıma katılıyorum, bence hiçbir artısı yok. Evet, mantık güzel ama güzel kullanışlı, konforlu. Yani demek ki sizler bu şekilde mat kullanmayı tercih edersiniz evinizde. Ben o şekilde tercih etmiyorum. Sürekli terleyerek hani makineme zarar vermek istemediğim için de böyle bir çözüm buldum. Bu ıslaklık kalmıyor. O onu emiyor. Böyle yağlı yağlı bir hissiyat oluşturmuyor. Eminim ki evlerinize gittiğinizde sizler de bunu denersiniz. Ben deneyeceğim. Merak ettim. Denemeden yorum yapmak. Aynen öyle. Hani şu an deneyeceğim ama yağlı olması benim biraz kafamı karıştırdı açıkçası. Yani onu nasıl, aslında o tamamen senin elinde. Aslında sen emiyor dedi. Emiyor. Sen bu pamuğa ne kadar az yağ dökersen buraya o kadar bebek yağı geçer aslında. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ben tamamen yağın parlaklığı olduğunu düşünüyorum bir yandan. Evet, aynen, güzel görünüyor. İlk bir sürdüğünde evet wow hani yeni gibi. Ama ben yıkandığında aynı haline döneceğini düşünüyorum açıkçası. Yani o tamamen sürekli kullanmayla alakalı dediğim gibi. Ben bunları göz önünde kullanıyorum. Biliyorsunuz kahve köşem var. Orada sürekli göz önünde olduğu için ben bunların hani böyle mat görüntüde durmasını açıkçası istemiyorum. O sebeple böyle bir çözüm buldum. Umarım sizler de... Aynen öyle. Ama yani, her defasında da bunu yapmak... Yani her defasında değil aslında. Aynı şeye geliyor konu. Hani bunu birkaç kere yaptıktan sonra o matla, eski o ilk halindeki matla dönüşmüyor zaten. Dediğim gibi denemeden bilemezsiniz. Peki, umarım denersiniz. Peki, teşekkür ederiz Engin, bilgilerini bizimle paylaştığın için. Rica ederim. Ben bu kafe köşeni sormak istiyorum. Biraz fazla karışık değil mi sence? Kafe köşem değil orası. Benim kahve köşem öncelikle. Pardon, kahve köşen. Evet. Nesi sana karışık geldi mesela? Fazla yoğun duruyor sanki. Seni rahatsız eden ne orada? Dediğim gibi fazla yoğun duruyor. Daha az olabilir, daha küçük de olabilirdi. Yani benim mutfağım geniş bir mutfak. Hani ben oraya daha dar ya da daha küçük bir kahve köşesi yapmış olsaydım alanım varken kullanmamış olurdum. Bir de onun üzerinde kullandığım bütün ürünleri de aktif olarak her gün kullanıyorum yani. O sebeple böyle tercih ettim. Alanım da müsaitti. Ben bir engel görmüyorum. Bana dolabım biraz büyük geldi. Bir de fazla ürün olduğunu düşünüyorum üzerinde. Biraz daha sadeleştirebilirdim bence. Ya mesela üzerindeki o salon için kullanılıyor. O evler vesaire. Onlar bence salon için daha uygun aksesuarlar olduğunu düşünüyorum. Aslında salon için kullanılmıyor onlar. Onlar bohem tarzda kullanılıyor. Senin salonun bohemse sen onun salonunda da kullanırsın. Ama senin mutfağında sen bir köşeye bohem hava katmak istiyorsan onu mutfağında da kullanırsın. Aynı şekilde hani girişte bir köşe yapmışsındır. Hani onu orada da kullanırsın. Bu illa salonda kullanılır diye bir kaide yok. Peki senin mutfağın bohem mi sence? Benim mutfağım bohem değil. Benim kahve köşem bohem. Yani ben çok fazla hani rafın mesela bohem değil. Üzerine 2 tane şey koyduğunda da mutfağın ya da kahve köşen bohem olmuyor maalesef. Ben yine de o ürünlerin salonda veya hollerde, dekorasyon üstlerinde kullanılmasını tercih ederim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. O baharat kavanozlarına benzeyen kavanozların bence orada olmamış. Orası bir kahve köşesi. Ve baharat kavanozunun orada ne işi var? İçinde kahve falan vardır muhtemelen. Evet, onların içinde kahve var, şeker var, çay var. Orası sadece bir kahve köşesi değil. Aynı şekilde benim çayımı demlediğim alanımda. O kavanozları sen alırsın evinde, içine nane koyarsın, pul biber koyarsın. O şekilde değerlendirirsin. Ben bu şekilde değerlendirdim. Bana göre hani kesinlikle kahve kavanozu diyemem ama kesinlikle baharat kavanozu da diyemem. Gerçekten o senin kahve kavanozuna hiç benzemiyor çünkü. Senin evine geldiğimizde senin kahve kavanozlarını da görürüz diyelim o zaman. Görelim bakalım. Ben perdenin mutfakla uyumunu pek şey yapamadım. Biraz ağır geldi bana, salon mutfak, salon perdesi gibi geldi. Onun dışında dolaplarının deseni ve şuradaki desen hani zaten çok dolu ve gösterişli bence. Onu birazcık fazla buldum. Göz yoruyor. Evet. Onun dışında kahve köşesini ben gayet hoş buldum. Teşekkür ederim. Tüller hakkında haklı olabilirsin ama benim şöyle bir takıntım var. Gezdik zaten, salonumda da gördünüz. Benim evimin bütün tülleri aynı. Ben farklı olsun istemedim ama tabii ki de burada farklı bir tül de kullanılabilirdi. Hani daha bu kadar ağır kaçan değil ama daha hafif, hani mutfağa gidebilecek tarzda da kullanılabilirdi. Ama ben hepsinin aynı olması konusunda takıntılı olduğum için bunu kullandım. Mutfak dolapları içinde herkesin aynı bahanesi olmuş oluyor ama ben burada kiracıyım. Gönül isterdi ki ben bu mutfak dolaplarını komple değiştireyim. Ama ne yazık ki şu an için en azından öyle bir imkanım yok. Yani yorumun için teşekkür ederim.